İlahi Sınırların Muhafızı Olmak. Adem Ergül. Bu yazı Ocak 2020'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Raşit Öztürkmen. Hayatımızda her şeyin bir sınırı vardır. Aşıldığı zaman ya da birileri tarafından tecavüz edildiğinde rahatsız olur, savunmaya geçer, mücadele eder ve hatta kimi zaman savaşmayı göze alırız. Öyle sınırlar da vardır ki uğruna canımızdan bile vazgeçeriz. Mesela kişiliğimizin sınırları vardır. Bu bizim mahrem alanımızdır. Kimseyle paylaşmayız ve kimsenin de çiğnemesine izin vermeyiz. Ailemizin mahremiyet sınırları vardır. Kem gözlerden sakınır, her türlü saldırıya karşı malımızla, canımızla siper oluruz. İçinde yaşadığımız vatanımızın sınırları vardır. Din ve millet adına Allah yolunda uğruna şehitler veririz. Bu sınırların belirlenmesinde fıtratımız, aklımız, hislerimiz, nefsimiz, örfümüz, geleneğimiz ve daha nice başka sebepler etkili olmuştur. Bunların kiminde doğruya isabet eder ve kiminde de haddi aştığımız olur. İşte bu sebepledir ki Rabbimiz rahmetiyle hemen her alanımıza yönelik kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu bize haber vermiş ve bu sınırların aşılmamasını istemiştir. Hakk'ın çizdiği bu sınırlara Kur'an-ı Kerim Hududullah adını verir. Sakın bu hudutlara yaklaşmayın diye de sık sık uyarır. Bu hudutların muhafazasını gerçekleştiren müminler de methedilir ve müjdelenirler. Bu sınırlardan maksat nedir? Şu hadis-i şerif bu sorunun cevabı gibidir. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Allah'ın çizdiği sınırlar özellikle haram sınırlarıdır. Bu sınırlara yaklaşmak bile tehlikeli görülmüştür. Bu sınırları korumakla sorumlu tutulmuşuzdur. Bu muhafızlık görevinde iki ana cephe söz konusudur. 1. Kendi nefsimize karşı ilahi hudutları korumak. 2. Başkalarının delme ya da aşma girişimlerine karşı korumak. İnsan öncelikle kendi nefsine karşı bu sınırları korumakla sorumludur. Zira iç arzularımız, hırslarımız, menfaatlerimize aşırı düşkünlüğümüz zaman zaman bizi sınır tanımaz bir hale getirebilmektedir. Bütün sınır aşımları neticede bir zulümle neticelenir. Nitekim ayeti kerimede, "Kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa kendine zulmetmiş olur," buyurmuştur. Bütün uzuvlarımıza yönelik kırmızı çizgiler belirlenmiştir. Dilimizin, gözümüzün, kulağımızın, el ve ayağımızın yaklaşmaması gereken bir sınırı vardır. Aklımıza ve kalbimize bile belli sınırlar çizilmiştir. Evet, yasak alanlar son derece sınırlıdır. Bu sınırlı alanların dışında oldukça geniş bir serbest alan söz konusudur. Sayısız ağaçlar içinde bir tek ağacın yasaklanması gibidir. Fakat gel gör ki insan o bir tek ağaç yasağını korumakta bile zorlanmaktadır. İşte başarı, bu yasak ağaca diğer bir ifadeyle Hakk'ın çizdiği kırmızı çizgiye yaklaşmamaktır. Bu çizgileri aşmamak her şeyden önce onların neler olduğunu bilmeyi gerektirir. Kendi öz nefsimizden başlamak üzere aile hayatında, iş hayatımızda ve her çeşit ilişkilerimizde dokunulmaması gereken tehlikeli alanların civarında dolaşmamak, selametimiz açısından son derece önemli görünmektedir. İlahi hudut bekçiliği, kendimize karşı olduğu gibi başkalarının da bu çizgileri aşma girişimlerine dur diyebilmeyi gerektirmektedir. Allah'ın yasaklarının çiğnendiği ortamlarda engelleme imkanı olduğu halde seyirci kalmak ya da tepkisiz bir tutum sergilemek, ilahi laneti ve gazabı gerektirecek bir cürümdür.
toplumların zulme maruz kalmalarında ve neticede helak olup gitmelerinde en önemli sebeplerden biri de budur. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. İsrailoğullarından inkar edenler, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Hak dostları ve arifler, Allah'ın kullarına karşı son derece müsamahakar bir tutum sergilemelerine rağmen, Allah'ın haramlarının işlendiği ve sınırların aşıldığını gördüklerinde son derece celallenir ve adeta çelikten bir iradeye dönüşürler. Hakkın hatırı âlidir diyerek, yerini, zamanını ve üslubunu gözetmek suretiyle ikaz ve irşatlarını mutlak surette yerine getirmeye çalışırlar. Şahıslarına yapılan haksızlıkları belki göğüslerler, affederler ve çoğu zaman üstünü örterler ve fakat hakkın çizdiği sınırlar aşılırsa asla ilgisiz ve tepkisiz kalmazlar. İşte bu hal tam bir mümin duruşudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah'ın sınırlarını gözetenler ile bu sınırları çiğneyenler bir gemiyi paylaşanlara benzer. Gemi konusunda kura çektiler. Kimisine geminin üstü, kimisine de altı düştü. Geminin alt bölümünde bulunanlar sudan almak istedikleri zaman yukarıdakilerin yanına uğruyorlardı. Alttakiler biz payımıza düşen ambarda bir delik açsak kendimize de onlara da zarar vermemiş oluruz dediler. Şayet bu üsttekiler alttakileri bu dilekleriyle baş başa bıraksalardı hepsi yok olurdu. Fakat onların ellerini tutarlarsa hem kendileri kurtulur hem de onlar kurtulur. Sınırda düşman gözetleyen asker misali, hakkın hudutlarının muhafızı olmak her müminin tabii bir görevidir. Elbette herkesin görevi iktidarı ve imkanı kadardır. Ama hiç kimse bu görevden istisna tutulmamıştır. Bu görevi bize tanımlayan ise alemlerin Rabbi olan Allah'tır.